Ne mi koydun? Teknofest tweet hesabına bir resmi koydum. Bəli, hazırda İstanbul'da Teknofest keçirilir və yanımda dünya üçün, Türk dünyası üçün, eləcə də Azərbaycan üçün önəmli olan isimlərdən biri, adlardan biri Səlçuk Bayraktar var, hansı ki 44 günlük Qarabağ savaşında da onun yaradıcısı olduğu Bayraktar pilotsuz uçan aparatla çox böyük uğurlara imza attı Azərbaycan ordusu. Səlçuk Bey, hər vaxtınız xeyir. Hoş geldiniz Teknofest tanıtım toplantımıza. Tabii biz Azerbaycan'da genç kardeşlerimizi Teknofest 2018'den itibaren açıkçası yarışmalarımızda ağırlıyorduk ve başarılı projelere imza attığını da görüyorduk. İnşallah Teknofest 2021'de de çok daha büyük bir Azerbaycanlı genç kardeşlerimizden katılım bekliyoruz yarışmalarımıza. Selçuk Bey, önce Teknofest'ten danışaq. Bu defa neler nümayiş ettirilir ve ümumiyyətlə bu Teknofest falan dünya için, Türkiye için önemli? Tabii Teknofest 2021'de 35 farklı teknoloji alanında yarışmalarımız var. Bunların büyük çoğunluğu sivil alanda yarışmalar. Bir kısmı sağlık teknolojileri odaklı yarışmalar. Bu anlamda insanlık için de önemli buluşlara imza atacak genç kardeşlerimizin yetişmesi, gençlerimizin yetişmesi için de önemli bir platform Teknofest. Hatta dünyanın en büyük teknoloji yarışma platformu Teknofest. Dünyadaki en büyük. Yani düşünün ki salgın döneminde Türk bilim adamları biliyorsunuz aşıyı buldular. Ne kadar önemli olduğunu gördük. Hızlı bir şekilde bu teknolojik atılımın yapılmasının. İşte bunun gibi insanlığa faydalı birçok alanda bu alanlara gençlerimizi yönlendirmek için Teknofest düzenleniyor. Adeta toplumda bir paradigma dönüşümü için düzenleniyor. İnşallah bu vesileyle de bu yarışmalardan nice bilim adamları, nice büyük girişimciler, teknoloji girişimcileri çıkacağına inanıyoruz ki çıkmaya başladı diyebilirim. Selçuk Bey, siz bir neçə gün bundan öncə Azərbaycanda da startupçılarla bir söhbətiniz oldu, qatıldınız bu layihəyə. Ümumiyyətlə, Azərbaycandakı startupçılarla necə? Ortaq bir layihə fikirləşilirmi? Məsələn, siz hər hansısa bir dərs verməyiniz üçün onlara və yaxud da ortaq bir layihələr varmı? Təbii, Türkiyə Teknoloji Takımı Vakfı olaraq ortaq proyə yapmayı düşünüyoruz. Ən yaxın zamanda irtibat sağlayıb bu adımları atacağız. Baykar olarak zaten SİHA'larımız, insansız hava araçlarımız sürekli faal bir şekilde görev yapmaya devam ediyorlar. Bu anlamda askeri personelin yetiştirilmesi kapsamında da eğitimlerimiz devam ediyor. Ama biz söylediğim gibi Türkiye Teknoloji Vakfı olarak da Teknofest ve DNEAP dediğimiz teknoloji kodlama atölyeleri gibi eğitim alanlarında da faaliyet göstermek istiyoruz. Tümüyle toplum yararına yapılan ücretsiz eğitimler bunlar. Bu adımları da en yakın zamanda Can Azerbaycan, Kardeş Azerbaycan'da yapmak istiyoruz açıkçası. Selçuk Bey, Qarabağ Savaşı'ndan danıştık. 44 günlük Qarabağ Savaşı'nda yəqin ki çok yakından izlediniz. Çünkü bayraktarın çok önemi vardı. Necə değerlendirirsiniz ümumiyyətlə Qarabağ Savaşı'nda son texnologiyayla bu müharibənin aparılması? Tabii Qarabağ meselesi bizlerin içinde bir yaraydı. Benim gençlik ve çocukluk yıllarımda önemli bir yaraydı. Yani kanayan bir yaraydı diyebilirim. O dönemde bir şey yapamamış olmak. Sonrasında tabii insansız hava araçları bütün muharebe tarihinin değişmesinde önemli bir rol oynamış oldu. Buna da kendi eserimizin böyle bir şeye Bayraktar TB2'nin görev alması bizler için yani hayat boyu aslında bulamayacağımız bir onur ve gurur kaynağı diyebilirim. Çünkü biz en ufağından başladık. 2000'li yılların başında başladık. İşte model uçak gibi bir şeydi. Adım 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 büyüye büyüye. Tabii burada en önemli sistemleri bunların elektronikleri ve yazılımları. Bu noktaya geldi. Şimdi burada bunun gibi yüz binlerce genç kardeşimizin işte geçen yıl 100.000 başvuru oldu. Projelerini görüyoruz. İnşallah bunlardan çok az bir kısmı bile böyle başarılar elde etse, düşünün ki yüzde biri, binde biri bile elde etse inşallah
ülkelerimiz, milletlerimiz dünyada hak ettiği yere gelmesine vesile olacaktır diye düşünüyorum. Selçuk Bey, Qarabağ Savaşı çerçevesinde Azerbaycan da öz İHA'sını istehsal etti. İti qovan pualları. Yəqin ki, artık bu haqda məlumatınız var. Ümumiyyətlə, Azerbaycan tərəfiyle bu cür insansız, pilotsuz uçan aparatların istehsalı ilə bağlı hər hansı bir layihə olacaq mı? Var mı belə bir plan? Hər an ne dediniz? İHA'ların birlikte istehsalı için işbirliği var mı gündəmdə? Tabii yani bu da gündemimizde. İnşallah en yakın zamanda hem T3 Vakfı ile alakalı hususları görüşmek üzere hem de insansal araçları konusunda işbirliği konularında görüşmek üzere biz yakın temaslarımızı sürdüreceğiz. Bir de sizin diğer bir İHA'nız var hazırlama, Akıncı. Evet Akıncı. Onunla ilgili durumlar nasıl ve Bayraktar'dan üstünlüğü ne olacak? Tabii o farklı sınıfta yani. Üstünlük derken farklı sınıfta olduğundan daha büyük sınıf ama onu birinin yaptığı görevi diğeri yapmıyor aslında. Yani farklı tipteki yani tankla işte zırhlı aracı kıyaslamaya benziyor. Yani ikisinin yaptığı görev farklı. Akıncı tabii dünyada sadece 3 ülkenin geliştirebildiği bir platform ve dünyadaki en o sınıftaki en gelişmiş platform olacak. Teslim olduğunda ve işte ilave özellikleriyle. Akıncı 5,5 ton. Bayraktar TB2 650 kilo yani 5500 kilo ve daha stratejik daha farklı muharebe görevlerini yapabiliyor. Ama diğeri de işte daha ufak ve daha sürüler halinde daha maliyet etkin olduğundan daha farklı görevler yapıyor diyebilirim. İkisi de ayrı sınıfta. Allah'a şükür Türk SİHA'ları bugün dünya hem muharebe meydanında hem teknoloji anlamda dünyaya damgasını vurdu. İnşallah işte diğer alanlarında biz sivil alanlarında gelmesini bekliyoruz diyebilirim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. 28 Şubat son başvuru tarihi. Azerbaycanlı genç kardeşlerime de ellerini çabuk tutsunlar. Bir an evvel takımlarını kursunlar. 35 farklı alanda yarışmalara başvurup Teknofest 2021'de kendilerini burada ağırlamak istiyoruz. Sağ olun. Çok sağ olun. Bəli, bizimle birbaşa bağlantıda Bayraktar pilotsuz uçan aparatının yaradıcısı Selçuk Bayraktar idi.